Merhabalar. Bugün sizlerle tavuk etinden hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım. 500 gram kemiksiz pirzola tavuk eti kullandım. Çok küçük olmayacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Tavuk etini bir de böyle deneyin, deneyenler kesinlikle pişman olmayacak. Daha önce bu şekilde pişirenler zaten bilirler lezzetini. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kaya tuzu. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı bal ekleyip baharatları, balı iyice tavuk etine yediriyorum. Tüm lezzetler birbirine iyice karışmalı. Bir poşet aldım elime bulaşık çıkarmamak için. 3 yemek kaşığı dolusu unu ekledim. Sonra tavuk etini aldım. Etrafa un dökülmesin, bulaşık çıkmasın diye poşetin içerisinde tavuk etini ve unu iyice karıştırıyorum. Tavuk etini tamamen una buluyorum. Tavuk eti hazır. Sıra geldi pişirmeye. Sıvı yağ tavaya alıp Ya kızdıktan sonra tavuk etini aldım. Kızartmaya başladım. Her tarafı eşit kızarana dek ara ara karıştırarak pişiriyorum. İçerisinde un olduğu için karıştırmazsanız yanar. Lokum gibi oldu. Bu aşamada ocağın altını kısacağım. Soğumasın diye. Tavuk eti pişti. Ağızda dağılıyor, o kadar yumuşacık. Ocağın altını kısıyorum ve diğer malzemeleri hazırlıyorum. Tavuk eti kısık ateşte soğumasın diye tava içerisinde bekliyor. 8 diş sarımsağı doğradım. Yarım demet maydanozu doğradım. Tavuk eti Altı hafif yandığı için soğumadı. Ocak açıktı, bunu belirteyim. Ocaktan aldım sıcak sıcak tavuk etini. Aynı yağ içerisine doğramış olduğum sarımsağı. Diriliğini kaybedene kadar pişirdikten sonra bir yemek kaşığı unu ekledim. Unu da bir dakika kavurdum. yarım su bardağı su ilave ediyorum. Suyu, unu, sarımsağı iyice karıştırıyorum. Un topaklanmasın diye. Hafif sos kıvamına geldi karışım. Yarım limonun suyunu sıktım. Hafif mayhoş, ekşili unla sos hazırladım. Sarımsaklı, soslu bir tavuk tarifi. Tabii ki bu sosu tamamen çekecek. Sosu içerisine emecek. Bir çay kaşığı kadar kekik ilave ettim. Doğramış olduğum maydanoz yavaş yavaş sosu çekmeye başladı izlerken o kadar lezzetli olmuştu ki şu an aklıma geldi dilim dolaşıyor. İçerisine eklediğim unu tamamen çekti. Normal yağda kızartılmış tavuk gibi oldu. Ocağın altını kapattım, servise aldım. Servis tabağına almış olduğum bu mis kokulu tavuk etini afiyetle tükettik. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkmadan anlatıp iyi bir tarif hazırlamışımdır. Şimdiden pişirmek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.